Evet sevgili arkadaşlar, endemik yayınları, AYT Soru Bankası, trigonometri soru çözümleriyle devam ediyoruz. 8. testteyiz. 8. testte grafik ve periyot kavramları üzerinde duracağız. Birinci sorumuzla başlayalım. Sinüs fonksiyonu arkadaşlar, periyodu 2 pi'dir. Burada x'in katsayısı pi olduğu için pi'ye böldük ve cevabımızı 2 olarak bulduk sevgili arkadaşlar. Bir sonraki sorumuza geçelim. Bir sonraki sorumuzda yine benzer fakat tanjant fonksiyonun periyodu diyoruz ki pi'dir. X'in katsayısı da 1 bölü 3'tür. X'i 1 bölü 3'e böldüğümüz zaman cevap 3 pi olacaktır. Yani Adana olacaktır diyoruz. Umarım anlaşılıyordur. Tanjant fonksiyonu yine periyoduyla alakalı bir soru. Arkadaşlar tanjant fonksiyonun periyodu pi idi. X'in katsayısı 1 bölü a imiş yazdık. Bu durumda periyodumuz pi bölü 4 olacakmış. Pi bölü 4'e böldük. 1 bölü a 4'e eşit olacağı için a değeri de buradan pozitif değer olarak 1 bölü 4'e eşit olacaktır. Cevabımız Edirne diyoruz. Evet. Dördüncü sorumuza baktık. Fonksiyonun esas periyodu nedir diye sorulmuş. Arkadaşlar burada yine x'in katsayısını gördüğümüz zaman 1 bölü pi olduğunu görüyoruz. Kosinüsün periyodu 2 pi'ydi. 2 pi'yi x'in katsayısı olan 1 bölü pi'ye böldük. Ters çevrildiği zaman 2 pi kare olarak cevabı Denizli olarak elde ettik. Evet, bir sonraki sorumuza, 5. sorumuza bakalım. Kosinüs fonksiyonunun arkadaşlar periyoduna 2 pi demiştik. Katsayısının 1 bölü 3 olduğunu söylüyoruz. Ters çevirdiğimiz zaman 6 pi oldu. Yani bunun anlamı fonksiyonumuz 6 pi'nin katlarında hep aynı sayıyı alıyor demektir. Peki hala şıklarda 6 pi'nin katı olacak şekilde hangisi var? Edirne var. Dolayısıyla cevabımızı işaretliyoruz ve bir sonraki soruya geçiyoruz. Fonksiyonun esas periyodu kaçtır denmiş. Yine tanjantın periyodu pi'dir diyoruz. X'in katsayısı 2 pi'dir. Sadeleştiği zaman 1 bölü 2 kaldı. Cevap da öyleyse Denizli oldu dedik. Bunu da geçtim. Evet, bir sonraki sorumuza baktık. Hangisinin grafiği pi'ye bir noktasından geçer diye sorulmuş. Arkadaşlar x'e pi verdiğimiz zaman sonucu 1 verecek olanı arıyoruz. Sinüste A şıkkında x yerine arkadaşlar pi yazarsak sinüs pi 0'dır. Dolayısıyla 2'den geçti. Dolayısıyla bunu elemiş olduk. B şıkkına baktık. X yerine pi yazarsak 2 çarpı sinüs 90 oldu. Sinüs 90 da 1'dir. Sonuç evet 1 olmuş oldu. Dolayısıyla cevabımızı işaretledik. Balıkesir olduğunu söyledik. Evet. Fonksiyonun grafikleri kaç noktada kesişir diye sorulmuş. Önce koordinat eksenlerimizi çizelim. X ekseni ve Y ekseni çizdik. Fonksiyonumuz bu ikisinin eşit olduğu durumlar soruluyor. Diyoruz ki arkadaşlar sıfırdan kaç dereceye kadar için soruluyor? 270 dereceye kadar, 3 pi bölü 2'ye kadar için soruluyor. Bu ikisinin eşit olduğu yerler bir birinci bölgede ikisinin de artı olduğu, bir de ikisinin de eksi olduğu üçüncü bölgede eşit olacaktır. Yani iki yerde birbirlerine eşit olacaktır. Cevabımızın C olduğunu söylüyoruz. Evet. Bir sonraki sorumuza bakalım arkadaşlar. Bir sonraki sorumuz 9. soruda. Grafiği aşağıdakilerden hangisine aittir diye sorulmuş. Sıfır için sıfıra gidecek. Dolayısıyla A şıkkında bakarsak x'e sıfır verdiğimiz zaman sinüs sıfır sıfırdır. Dolayısıyla A şıkkı olabilir. X yerine 0 yazarsak kosinüs 0 1'dir. Buradan 2 geldi. Balıkesir eledik. C şıkkına bakarsak x yerine 0 yazdığımız zaman sinüs 0 0'dır. 1 artı 0'dan 1 oldu. Ceyhan'ı da eledik. Denizli'de x yerine 0 yazarsak kosinüs 0 1'dir. 1 artı 1'den 2 oldu. Denizli'yi de eledik. Edirne'de x yerine 0 yazdığımız zaman 0 oluyor fakat tanjant fonksiyonu 90 derecede ve 270 derecede tanımsız olacaktır. Burada tanımsız ifadeleri belirtilmemiş. Dolayısıyla bu grafik tanjant fonksiyonuna da ait değildir. Cevabımız da öyleyse
A şıkkı olacaktır diye söylüyoruz arkadaşlar. Evet, bir sonraki sorumuza bakalım. Hangileri kaç tanesi çift fonksiyondur diye söylenmiş. Sevgili arkadaşlar, çift fonksiyonlar eksi yutan fonksiyonlardır. X kare gibi. Peki fonksiyonlardan hangileri çift fonksiyon olacaktır trigonometrik ifadelerden? Kosinüs fonksiyonu. Nasıl yani? Kosinüs eksi yutar. Çünkü kosinüs fonksiyonu birinci bölgeyle dördüncü bölgede, çünkü kos eksi alfa dördüncü bölgeye denk gelecektir. Kos eksi alfa ile kos alfa birbirlerine eşit olacağı için bu fonksiyonumuz çift fonksiyondur diye söylüyoruz. Alfa açısı gerçi ikinci bölgede de ise eksi alfa da üçüncü bölgede olmuş olacaktır. Kosinüs ikinci ve üçüncü bölgede de birbirlerine eşittir. Dolayısıyla şıklarda kosinüs olanlar çift fonksiyon olacak. Yani cos x ile eksi cos x olmak üzere iki tane diyoruz. Evet. Bir sonraki sorumuza bakalım. Fonksiyonun periyodu nedir? Kotanjantın periyodu pi idi. X'in katsayısını 1 bölü 2 vermiş. Ters çevirdiğimiz zaman cevabımızı 2 pi diyoruz. Yani bu da E şık olacaktır diye söylüyoruz. Evet. Testin son sorusuna bakalım arkadaşlar. Grafiğe hangisine ait olabilir diye söylenmiş. Yine bir değer alalım. Örneğin 0 verdiğimiz zaman eksi 2'ye gidecekmiş. A şıkkında x yerine 0 yazarsak sinüs 0, 0 olacak. Eksi 1'e gitti. A şıkkını eledik. B şıkkına bakalım. B şıkkında x'e 0 verirsek sinüs 0, 0 olacağı için eksi 2 çarpı 0'dan 0 oldu. Balıkesir'i de eledik. C şıkkında x'e 0 verirsek 1 eksi kosinüs 0 değeri 1 olacaktır. 1 eksi 1'den 0 oldu. Ceyhan'ı da eledik. Denizli'de sevgili arkadaşlar x yerine 0 yazarsak kosinüs 0 1'dir. Sonuç eksi 2 oldu. Olabilir o zaman bu. Edirne'de x'e 0 verirsek eksi 1 kosinüs 0 1'dir. Bu da aynı şekilde eksi 2 oldu. Bir de ikinci bir değer daha verelim. Şuradaki 90 dereceyi verelim. 90 dereceyi yazdığımız zaman D şıkkında eksi 1 eksi 90'ı yazdığımızda cos 90 değeri 0'dır. Sonuç eksi 1 geldi ama 0 olması lazımdı. Dolayısıyla Denizli'yi elemiş olduk. Edirne'nin de doğruluğunu görelim. X yerine 90 yazarsak kosinüs 180 olur 2 ile çarpıldığı için. Kosinüs 180 de eksi 1'dir. Buradan sonuç 0 geldi. Edirne ile cevabımızın doğruluğunu görmüş olduk. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Evet, bir sonraki testte, derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hepinize başarılar diliyorum arkadaşlar ve iyi günler.